Efendim yeniden birlikteyiz. Stüdyoda konuğum Veysi Dündar. Skype bağlantısıyla Bekir Ağırdır. Umarım Kılıçdaroğlu ile Babacan görüşmesi biraz daha uzar da kamera karşılarına çıkmaları zaman alır da Saygı Öztürk'e de Skype'le bağlanabiliriz. Yoksa sevgili Saygı Öztürk anlayışlıdır. Onunla yarın bağlantıyı gerçekleştiririz. Peşin peşin söylemiş olayım. Şimdi efendim dolar an itibariyle 7.93 lira. Şimdi gözümüz bir yanda dolarda, çünkü dış borç meselesi hep söylüyoruz ya, bir de yeni çıktı ortaya, biliyorsunuz milyarlarca dolar ilaç şirketlerine borcumuz var. Hele pandemi sürecinde ne kadar önemli, ödeyemiyormuşuz. Her dolar artışı da kamuya verdiği, devlet hastanelerine verdiği ilaçlar, medikal malzemeler bütçeye biraz daha yük bindiriyor. Felaket. Biliyorsunuz dün söylemiştim, benzine motorine de zam geldi vesaire. Şimdi bir yandan gözümüz Amerikan dolarında, bir yandan da bununla bağlantılı olarak Amerikan seçimlerinde JP Morgan bir analiz yayınladı. Amerikan seçimlerini eğer Biden kazanırsa, Biden Amerikan başkanı seçilirse hangi ülkelerin para nasıl etkilenir? Şimdi JP Morgan bir derecelendirme kuruluşu, yatırımcılara yön veren kuruluş ya, doğal olarak paraya bakıyor. Diyor ki JP Morgan'ın şimdi gördüğüm bir rapor bu. Çok özetle şunu söylüyor. En çok değer kaybedecek iki para. Biri lira, biri Rus rublesi. Biden kazanırsa. Kazanır mı kazanmaz mı bilmiyorum ama Amerika'da kıran kırana bir yarış var ve Biden kritik eyaletlerde önde gidiyor. Demokratlar da her gece yalancı tweetlerin yazıldığı Beyaz Saray'a bir selam gönderip, şarkı sözlerinde var bu, oy ver Trump gitsin diyor. Görelim mi tekrar? In the bunker, the White House bunker, the liar tweets tonight. The death toll rises and multiplies as the liar tweets tonight. Put him away, 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 put him away. Şimdi sözlerde herhalde dikkatinizi çekmiştir. Beyaz Saray sığınaklarından söz ediyor. Oralarda diyor gecelik tweetler, malum Trump uykusu kaçtıkça Twitter'a sarılıyor. Tweetlerdeki yalanlar arttıkça Covid-19 vakaları da artıyor diyor. Özellikle korona konusundaki yönetim beceriksizliği diyelim, çok etkilemiş görünüyor seçimler öncesinde. Dahası 3 Kasım'a aşı hazır olur demişti. Ama Amerikan sağlık sisteminin başındaki isimlerden açıklama geldi. Aşı yetişmiyor. Yani Trump o umudu da kaybetti. Bekir Ardır'a soracağım ama Veysi Dündar, sana göre Biden kazanır mı? Biden kazanırsa Erdoğan buna ne kadar üzülür? Şimdi ben iki liderin seçilmesi durumunda da bizim açımızdan bir şeyin değişeceği kanaatinde değilim. Çünkü Biden'ın burada kardeşi Lübnan'ın ortağıyla beraber iş yapmakta. Dolayısıyla başkan değişse bile böyle bir şeyin olacağı kanaatindeyim. Ama kim seçilir diye soracak olursanız, ben siyahlar eğer sandığa giderlerse Trump'ın kaybedeceğini düşünüyorum. Zira az önce de söylediğiniz Covid-19 virüsünden en çok etkilenenler maalesef siyahlar, evet, ve fakirler, evet, en çok ifade edenler de onlar. Ben burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Popülist liderlerin durumunun ne kadar komik olduğuna dair, virüsü kaptı diye ekranlara çıktı ve halk nazarında maalesef ona bile güven olmadı. Trump'ın bu kadar güvensiz olduğu bir lider
Dolayısıyla tweetlerinde direkt yalancı olduğu söylenmekte. Yine ısrarla söylüyorum. Obama'nın devreye girmesiyle eğer siyahları sandığa götürebilirlerse Trump'ın kaybedeceğini düşünüyorum. Bekir Ağırdır, sizin bu konuda öngörünüz nedir? Şimdi o kadar enteresan, o kadar tanıdık ki Trump en son şöyle bir şey söyledi. Bu demokratlar, yani Biden kazanırsa dedi, kiliseleri kapatacaklar bunlar dedi. İşi oraya kadar vardır da biliyorsunuz bir kilisenin önünde İncil'le pozlar falan vermişti. En son işte o maskesini çıkartıp hastane sonrasında evet güçlüyüm ben, yıkılmadım, ayaktayım dedi. Siz ne öngörüyorsunuz? Vallahi ben şimdi Amerikan seçimlerini yani o kadar yakından bilmiyorum Amerikan toplumunu da ama evet bir yayınlanan anketlerde Biden önde gibi görünüyor. Ama hala ben Trump'ın da seçilme ihtimalinin mümkün olduğunu düşünenlerdenim. Çünkü ortada bir durum var Ayşen Hanım. Yani Trump'ları veya benzerlerini üreten iklimin ve zihni dönüşümün ya da problemin ne olduğuna bakmamız lazım. Bütün dünyada 10 yıldır bir popülist akımlarda yükseliş var ve bu popülist hareketler, liderler, şoven, keyfiyetçi, baktıklarınız zaman seçildikleri ülke ortalamaları insanlarından bile farklı bir karakter gösteriyorlar. Sadece Amerika değil ki işte Polonya Avrupa'nın göbeğinde ya da Macaristan'a bakın ya da Sarkozy'lere bakın, Le Pen'in yükselişine bakın ya da İsveç'te faşist parti neredeyse %25'lere gelmiş durumda falan. Şimdi bunu yaratan bir durum var. Dolayısıyla o durumu çözmeden, o dinamikleri değiştirmeden sadece iktidardaki isimlerin değişikliği üzerinden oynanacak geleneksel siyaset oyununda çare olmuyor diye bir kanaatim var benim. Nedir o durum? Bir kere yani insanlıkta, Türkiye'de, dünyada bir yeni hayat ritmine dönmek zorunda ve bunun gerektirdiği yeni kurumları, kuralları inşa etmek durumunda. Ama buna dair elimizde bir hikaye, ütopya yok ve bunu temsil eden siyasetçiler de yok. Dağlardaki çoban ateşleri diyorum ben. Minik bir takım farklı ülkelerde, bizde de birçok böyle minik minik dağlardan kıvılcımlar görülüyor ama henüz daha böyle halkları, toplumları peşine düşürmüş böyle bir ortak hareket yok. Ve bütün ülkelerde kabaca 50-50 veya 49-51 gibi bir ikiye bölünme var. Hani birinci bölümde de soruyordunuz ya, umut nerede? Umut şimdi hepimiz tabii 51'lere bakıyoruz ve işte kazandılar yine deniyor falan. Ama bu tarafta da bir 49-50 var ki değişimden yana, çoklu hayattan yana, bir arada yaşamdan yana, dönüşümden yana, bütün dünyada da öyle. Dolayısıyla biz sadece 50'nin ya da Trump'ın seçmenlerine bakarak umutsuzluk üretmek yerine Biden'a ya da Obama'nın peşinde olanlara da bakarak umut üretmemiz mümkün olduğunu düşünüyorum ben. Ama bu popülist iktidarların beslendiği yer, tam siz de biraz önce örnek söylüyordunuz Trump'ın söylemlerinden, korku siyaseti. Yani dikkat ederseniz hiçbirinin bir umut vaadi yok. Çok temel belli karakteristikleri var. Trump'la Putin ne kadar sözde birbirinden farklı iki ülkenin, iki toplumun, iki sosyolojinin liderleri. Ama ikisi de korku politikalarından besleniyorlar. Kendilerince dünyanın güçleriyle mücadele eden kendi ülkelerini güçlendirmekten söz ediyorlar. İşte Trump'a bakın, Meksika'da ya duvar örmekten söz ediyor mesela. Yani eni konu ırkçı, eni konu ayrımcı ve nefret söyleminden besleniyorlar. Ve bunu da cisimleştirilmiş bir iç muhalefeti cisimleştirerek, şeytanlaştırarak, ötekileştirerek de bir dil kuruyorlar vesaire. Bekir Ağırdır, tam da bu noktada Türkiye'ye dönmenin zamanı. Şimdi bir %51'ler meselesinden söz ettiniz. Gerçekten dünyanın pek çok yerinde bu söz konusu. İktidar da biraz da MHP'nin siyaset oyunuyla, planıyla diyelim, bu noktaya geldi, çekildi. %51'le bir iktidar koltuğu başkan olarak takdim edildi Erdoğan'a. Ve fakat sizin en son açıklamalarınız %30'lara kadar, %30'lar mertebesinde, hani %39'dan bahsetmiyoruz üstelik de, %30'ların daha aşağı kısmından bahsediyorsunuz anladığım kadarıyla. Bir gerileme söz konusu AKP'nin oyunda. Şey, MHP'de de biraz böyle. Yani %50 artı bir mümkün görünmüyor gibi. Şimdi iki soruyu iç içe soracağım size ve sonra değerlendirmenize bırakacağım. Araya da girmemek için. Bir,
seçim sistemini %50 artı bir olmuyorsa iktidar seçim sistemini değiştirebilir mi? Yani farklı senaryolar var biliyoruz sarayın önünde, Erdoğan'ın önünde. Bunlar söz konusu olabilir mi? İki, az önce Trump için söylediklerinizi Türkiye için de söylüyorsunuz ya da öyle düşünüyorum. Türkiye'de de seçmene vaatten çok filandan korku siyaseti takdim ediliyor. Bizi bu anlamda nasıl bir yakın gelecek bekliyor iktidarın yol haritası? Şimdi evet, iktidarın yol haritası üzerinden bakarsak önce şunu düzeltmeme izin verin. %30'lar ya da işte zaman zaman medyaya çıkan yani %30'un da altına indi sözlerim hep 4 cümleden ibaret peş peşe. Hı. Birinci cümle, evet biraz önce birinci bölümde de söyledim. İktidar ya da AK Partisi ciddi biçimde çözülüyor. İki, ama o çözülme muhalefete yaramıyor ve insanlar gri alanda çoğalıyor. Dolayısıyla bugün affedersin 30'a mı indi, 28'e mi indi diye konuşulan sayılar gri alan dahil olmadan doğrudan söyleyen seçmendir. Yani şöyle farkın şu olduğunu söylememe izin verin. 1 Kasım 2015 seçimlerini hatırlayın. %50 aldı AK Parti. Seçime katılma 90'dı, %90'dı. Yani seçime toplam 100 seçmenin 90'ı sandığa gitmiş ve 45 kişi AK Parti'ye mühür basmış. Bu 45'i baz alırsanız bugün neredeyse yarıya yakınını kaybetmiş durumda. Ama o kaybettiği yarıya yakın insan bir yerlere gitmiyor. Mesele orada. Onun için biraz önce Veysi Bey'in de söylediğine teyit ettim. Gri alanda birikiyor. Dolayısıyla şimdi burada eğer muhalefet bu insanların önüne bir umut inşa edemezse Türkiye toplumunun ve Türk kimliğinin bir ana unsuru olarak devlete bakmak, devletten medet ummak baskın çıkabilir ve kaotik gelecekten kaçınmak adına yeniden daha devletçi, daha otoriter bir sisteme de seçmen evet diyebilir. O nedenden gelirleyeceğimizi belirleyecek şey sadece AK Parti'den çözülmeler değil, muhalefetin bütün burada nasıl bir siyaset manevrası kurguladığına bağlıdır birincisi. Ama iktidar tabii ki şunu görüyor. İktidar bu saatten sonra bu kimliklere ve kutuplaştırmaya dayalı siyaset tarzını değiştirecekmiş gibi görünmüyor. Tam aksine pandemi mesela müthiş bir fırsat üretmişti iktidar için. Mart'tan itibaren Sayın Cumhurbaşkanı böyle daha herkesi kucaklayan kapsayıcı bir dil kurarak hani kendini çizgisinde bir U dönüş yapma fırsatı bulmuştu. Ama görüyoruz ki onu bile kullanmıyor. Tam tersine pandeminin ortasında bile hala o ötekileştirici dil devam ediyor. Demek ki iktidar kimlik üzerinden oyunu ve bu kutuplaşma üzerinden bu siyaset alanında hareket etmeye devam edecek. Tam da böyle baktıkları için 50 ihtimalinin de giderek güçlendiğini gördükleri için İyi Parti'ye hamle yapıyorlar. Çünkü İyi Parti'yi de muhafazakar ama geleneklerinden beslenen de olsa muhafazakar parti diye gördükleri ya da küme diye gördükleri için İyi Parti'yi muhalefetten çözmek diye bir kere bir ana stratejileri var her şeyden önce. İki, aynı zamanda bütün düğmelere aynı anda telaşla basıyor oldukları için ve ekonomik krizin de etkisini bir an önce naturalize edebilmek için işte bir yandan da HDP'ye baskı yapıyorlar. Ama bir şey daha yapma ihtimallerini güçlü görüyorum ben. Tam da o sizin işaret ettiğiniz seçim sistemi değişikliği. Yani eğer bütün bu kimlikler ve kutuplaşmalar üzerinden oyum 45'e diyelim geldiyse toplamda diyor muhtemelen iktidar. O zaman seçim sisteminde nasıl bir düzenleme yapayım ki 45 ile de iktidarı sürdürmek mümkün olabilsin. Bunun bir tek yolu var. O hani bakmayın siz daraltılmış bölge, dar bölge falan tartışmalarına. Türkiye bunu 30 yıl hep hani başkanlık meselesinde olduğu gibi siyaset hep bunu tartışır gelir zaman zaman tekrarlayarak. Ama bence asıl hikayenin iki turlu seçimden vazgeçip belediye başkanlığında olduğu gibi tek turlu seçim yapalım ve en fazla oy alan seçilsin gibi bir şeyi hayal ediyor olabilir. İlla böyle yapacaklar demiyorum. Böyle bir kulis bilgisine falan da sahip değilim. Ben hani medyaya dahil olmadığım için böyle bir koridorlardan gelmiş fısıltıları da duymuyorum, bilmiyorum. Ama hani baktığım zaman rasyonel akılla oyunu yani siyaset tarzı olarak kimlik ve kutuplaştırmadan devam etmekte ısrarlı olduklarına göre ekonomik kriz ve bu izledikleri politikalar nedeniyle de altlarındaki seçmen desteği çözülüyor olduğuna göre
iktidarlarını sürdürebilmenin yolu olarak ne yapabilirler? Ya muhalefet blokunu çözmek ve kendi bloklarını güçlendirmek, yani bir kümeyi daha böyle toptan bu tarafa transfer etmek, ki bu da mümkün değil ayrıca. Yani anlamadığı şey iktidarın bence bu. Yani İyi Parti'yi diyelim ki, çok mümkün görünmüyor ama İyi Parti'yi diyelim ikna ettiler ve MHP'yle de eklemlenerek İyi Parti iktidar blokuna geçse, o %11 oyu, yani 6-6,5 milyon seçmenin, inanın bana, en az 5 milyonu yeniden muhalefette yeni bir parti arayacak. Çünkü onlar hayat tarzı olarak, dünyaya bakış olarak zaten ayrılar iktidardan. Anladım. Ve onun için ayrı bir sosyolojik tabanı var ve onun için birdenbire İyi Parti vücut buldu. Yani bunu gözden kaçırmamak lazım. O nedenle seçim sistemiyle manipüle oynamaya çalışmak ya da efendim işte başkanlık kararnamelerinin bazılarından geri adım atarak CHP ile bir uzlaşma aramak falan gibi bir takım yolları, yani bu kışın mecliste yeni açıldığına göre meclisin bu sezonunun ana gündem maddelerinden birinin bu seçim sistemi olacağını sanıyorum ben. Birincisi. İkincisi, hatırlarsanız hep iktidar kanadından geliyor bu tür ses. Ama yandaş bir gazetecinin ortaya attığı bir dedikoduyla, ama parti sözcülerinden birisi açıklıyor falan. Ya bu başkanlık sisteminin galiba bazı sorunları var, bir komisyon kursak da çalışsak falan gibi bir kabulleniş. Çünkü ortada bir temel başka bir problemimiz var. Başkanlık sistemini sağ iktidarlar 40 yıldır 50 yıldır bu ülkede tartışırlar ve bu iktidar veya bu lider de dahil. Ama şimdi deneyimimiz bize gösteriyor ki bunca tartışmaya rağmen ellerinde, bırakın bir fizibiliteyi, bir projeyi, bir taslak eskiz bile yokmuş. Dolayısıyla sistem şu anda kilitlenmiş durumda. Yani siyaseten bir şey söylemiyorum. Basit yönetim tekniği, yönetim bilimi açısından bir şey söylüyorum. Yani bugün herhangi bir ilde belli bir rakamın üzerindeki bir tapu işlemini bile muhtemelen saraya sormadan yapamıyorlardır. Yani sistemin bu kadar kilitlendiği ve merkeziyetçi bir hale dönüştüğü ortamla da kendileri de farkındalar ki yürümüyor bazı şeyler ve nitekim Cumhurbaşkanı'nın zaman zaman bir takım sözlerini Bekir Bey, sanki... Evet, buyurun. Sözünüzü kestim ama şimdi Beyzi Dündar Mardinlidir. Evet. Çok sık Mardin'e gider. Bir Mardin havası almadan duramıyor. Gitmişken de işte Gaziantep, Urfa vesaire bütün o bölgeyi dolaşır, bir havasını alır gelir. Az önce dedi ki Bekir Ağırdır, hani en ufacık bir kararda bile sarayın görüşü, onuru, onayı alınmadan adım atılamıyor. Senin gezdiğin kadarıyla Anadolu'da, en azından o bölgede, durum gerçekten böyle mi? Yani herkes her an, her saniye saraya bakarak mı adım atıyor? Maalesef bu gerçek ve sahih bir bilgi. Şöyle, çünkü muhalefet de hakeza devamlı surette iktidarı takip ediyor. Kendiliğinden geliştirdikleri bir beyanat yok. Halk nazarında da böyle. HDP üzerinden konuya yaklaşacak olursak, 11 tane ili almıştı belediye olarak. Hı hı. Şu an hiçbir ilde belediye başkanları kalmadı. Dolayısıyla şu an yine atanan kayyumlar dolayısıyla Sayın Erdoğan'ın hizmetine sunulmuş illerden bahsediyoruz. Ben Sayın Bekir Ağırdır'ın o dar bölge sistemi getirilmez, bunu devamlı surette sağ partiler konuşur ama getirmezler demesini bir kenara koyarak şunu söyleyebilirim. Çünkü HDP'ye kapatma davası açılır ise şayet, seçime girmesi engellenirse, yani kapatma davasıyla sonuçlanmayabilir ama kapatma davası açılır ama seçime girmesi engellenir ve dolayısıyla sosyal yardım alması da engellenir bu vesileyle. Güneydoğu'da yapılması muhtemel daraltılmış bölge ya da dar bölge seçimiyle AKP'nin buradan avantajla çıkacağını düşünüyorum. Hali hazırdaki HDP seçmenlerinin, HDP vekillerinin de buradan AKP'nin kazanımıyla yol açacak bir seçim sistemine geçiş olacağını düşünüyorum. Ha, iktidar burada ne yapmaya çalışıyor? Bekir Ağırdır'dan mütevellit konuşarak söyleyeyim. İttifakları azaltmaya çalışıyor. Daha doğrusu ittifakların partileri dağıtmaya çalışıyor. Üç ittifak üzerinde. Yani sınırlandıracak, parti adedine sınırlandıracak ki üç ittifak olsun. Dolayısıyla muhalefetteki 6-7 parti bir arada hareket edemesin. Bu bir seçenek. İkinci seçenek de dediğim gibi HDP'ye kapatma davası açılır ve seçime gitmesi engellenir. Üçüncü seçenek MHP'nin aşabileceği bir oy bandına çekilir. 6-7 bandının. Ve bu durumda barajı da indirir, evet, barajı indirir.
yeni partilerin hiçbiri işte 6-7 bandında gözükmediği için işte Gelecek Partisi, Deva Partisi bunların evet. hiçbiri de maalesef şimdi, meclise giremeyecek. Bunların sonuçları ne olur? Hani baraj iner mi, seçim barajı hep de aslında talep edilen bir şey malum ama bir de Ankara'nın havasını alalım Anadolu'dan sonra. Sevgili Saygı Öztürk, canım Saygı Öztürk, nasılsın? Sevgili arkadaşım, iyi misin? Saygılar, sağ olasınız Ayşen Hanım. Sizler nasılsınız? Gerçek gazetecileri görünce vallahi yüzümde güller açıyor, ne yalan söyleyeyim. Çok teşekkür ederim katıldığın için. Şimdi Bekir Ardır'ı ağırlıyoruz. Onu dediğim gibi o kadar çok peşinden koşturdu ki beni. Programın bütününü, keşke burada olsaydı, baş başa olsaydık tabii ama bütününü ayırdın diye izleyici sitem edebilir. Sitem etmesinler. Sevgili Saygı zaten bu programın ne denir? Bir bileşeni sayılabilir. Konuktan ziyade bu programın bir parçası sayılabilir ama çok kısaca şunu rica edeyim Saygı senden. Ankara'da bir seçim ihtimali bence yok dedi Bekir Ağırdır. Doğru, İki, bence de. Bu seçim sistemi de değişip de işte dar bölge falan olmaz dedi. Zaten sen bence de diye lafa girmişken devamını getir. Ankara kulislerinde özellikle saray kulislerinde neler konuşuluyor, nasıl bir yol haritası çiziliyor? Şimdi tabii erken seçim konusu hemen hemen neredeyse şöyle 6-7 aydır sıkça konuşulan bir konu. Özellikle işte yeni siyasi partilerin kurulması, yani AKP'den kopan yeni siyasi partilerin, iki siyasi partinin kurulması, bunların işte kongrelerini yapamadan veya işte kuruluşlarını illerdeki 41 il koşulunu yerine getiremeden bir yerde şey yapılması, yani elenmesi gibi bir sonuç üzerinde çokça sıkça durulmaya başlandı. Fakat şu anda görüyoruz ki gerek Gelecek Partisi, gerekse Deva Partisi aşağı yukarı o 41 yıl sorununu bitirmiş durumda. Ve nihayet baktığımız zaman ekip Kasım ayı içerisinde de muhtemelen kongrelerinde yapacaklar ve seçime katılmalarında bir engel oluşmuyor. Zaten şu var, Ankara'da eğer konuşulan konuşuysa, hani daha önce İYİ Parti'ye nasıl İYİ Parti'nin seçime girme imkanı sağlandıysa bu şekilde de bu iki siyasi partiyle de onlar için de B planı hazırlanmıştı. Bunlara bir kısmı İYİ Parti'den bir kısmı ise CHP'den milletvekili gönderilmesi de öngörülmüştü. Dolayısıyla kongrelerini yapamamış olsa bile böyle bir giriş, böyle bir destekte bulunabileceklerdi. Bu da B planı olarak uygulanıyordu ama belki şu anda artık ona ihtiyaç olmadan bu siyasi partiler kendi imkanlarıyla seçime girmiş olacaklar. Dolayısıyla bir engel önlerinde olmadığı için. Şimdi tabii siyasette erken seçim konusu konuşuluyor ama şu anda ne böyle bir erken seçim havası var ne bir şey. Zaman zaman gündeme gelen konu şu, işte seçim kanununda değişiklik. O seçim kanunundaki değişikliğin de şu aşamada pek olacağı da gözükmüyor. Böyle bir olasılıkta şu anda üzerinde çalışılan bir konu değil. Eğer böyle bir şey varsa bunun bir an önce diğer siyasi partilerle birlikte ele alınması gerekir. Çünkü bir seçime diğer siyasi partilerle gidilecekse ve demokratik yollarla bir seçim yapılacaksa ortak hareket edilmesi gerekiyor. Ama bir iktidar partisi oy çokluğuna güvenerek ve kendi arzu ettiği bir seçim sistemini getirmek istiyorsa bu da seçimden korktuğu anlamına da gelebilir ki AKP'nin böyle bir şeye kalkışması kendisi açısından da zararlı olur. Geçmiş dönemlerde de seçim kanunlarını kendilerine lehine değiştirmeye çalışan siyasi partilerin hep kaybettikleri, hep elendikleri gibi bir sonuç da ortaya çıkmaktadır. Halk bunlara affetmiyor bu şekilde böyle seçimleri bu şekilde engellemeleri. Sevgili Saygı, şimdi iki değerli konuğum da Bekir Ağırdır da Saygı Öztürk de erken seçim ihtimalini görmüyor. Stüdyodaki konuğum da Veysi Dündar da aslında aynı fikirde. Ama şimdi cümleye böyle havalı havalı ve fakat diye devam edesim geliyor. Ortada da bir sıkışıklık var. Hem ekonomide hem dış siyasette. Dün bir başlık paylaştım. Bir uzmanın verdiği başlıktı bu. İktidar
dış politikada dışarıda bütün düğmeleri aynı anda bastı. AB ile çekişiyoruz, kavgalıyız. İşte Amerika ile Biden gelirse neler olacak sorusu var. Putin'le fırtınalı bir aşk yaşanıyor. S-400'leri mesela jest olsun diye muhtemelen ve bana sorarsanız muhtemelen Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki savaşta Paşinyan'ın telefonuna çıkmaması jestine karşılık jest olarak Sinop'a gönderdik S-400 şeylerini, kamyonlarını. Ekonomi kötü, içerisi yangın yeri gibi, yargıya güven kalmamış. Bir yandan da işte HDP operasyonları, işte gazeteci gözaltıları vesaire. İktidar saygıcım, peki erken seçim düşünmüyor da bu sıkışıklığı nasıl aşmayı planlıyor? Senin bu konudaki durumun ne? Şöyle, yani mevcut bir koşullar var. Bu koşulları daha zaman olduğu için genelde insanımız son 6 ay içerisinde yapılanlara bakar. Şimdi seçim dönemleri yaklaştığı zaman bakarsınız bütün musluklar açılır, bakarsın farklı uygulamalar, değişik, hiç beklenmedik bir takım adımlar atılabilir. Yani seçimlerin kaderini belirleyen bugünkü koşullar değil, seçimlere genelde böyle 6-7 ay kala ki alınan kararlar olur. Bir bakarsanız işte memurlara şu kadar zam veriyorum. Şimdi mutlaka o zam verilmiyor. Mesela 3600 konusu hep gündemde. Neredeyse 2 seçimdir, 3 seçimdir malzeme olarak kullanılıyor. Bakarsanız o seçim öncesinde birdenbire onları verebilirler. Verdiğiniz zaman din adamlarına, öğretmenlere de işte geniş bir kitleyi ilgilendiren bir konu. Onların memnun etmesi belki işte kendileri açısından önemlidir. Veya o süreç içerisinde atılacak başka adımlar, işte öğrencilerle ilgili, işte ne bileyim infaz sisteminde yapılacak düzenlemelerle ilgili, adalet sistemiyle ilgili bir takım adımlar atılırsa, geçmiş dönemde olup bitenlerin hepsi bir kenara atılır. Sadece son 6 ay içerisinde yapılanlar hatırlatır. İnsanlar da genelde son 6 aya göre, son 6 aydaki icraatlara göre de oylarını verdikleri bir süreç yaşıyor her zaman Türkiye. Bekir Ağırdır'a sormak istiyorum tam da burada. Bekir Ağırdır, siz hem anketlerle öncesinde nabız tutuyorsunuz hem de seçimlerin oy verme eğilimlerinin analizini yapıyorsunuz. Şimdi gerçekten son 6 ay ya da diyelim ki son 3 ay, 4 ay da vaatler, işte zam ya da zam varmış gibi yapmaklar seçmen eğilimini değiştiriyor mu? Bugüne kadarki izleniminiz ne? Bundan sonra işe yarar mı? Şimdi efendim, yani Türkiye'de giderek bir durum var ki bu Saygı Bey'in sözün ettiği dinamik artık böyle çalışmıyor. Tabii ki çalışan bir kesimi var. Bizim kendi modelimiz üzerinden söyleyeyim size. Mesela seçmen, kendimizi, bir an kendinizi düşünün. Siz sadece bu vaatlere ya da sadece o andaki aday listesine bakmıyorsunuz. Zaten hayat tarzınızdan, genel bir hayatta iyi, doğru, güzel diye tanımladığınız değerlerle, şununla bununla zaten özdeş bir tercih ana karakteriniz belli de, o tercih ana damarı içindeki belki varsa birbirine çok benzer iki parti, onun arasında oy vereyim mi vermeyeyim mi diye düşünüyorsunuz. Yoksa öyle sıfırdan rasyonel akıllan parti değerlendirerek oy veriyor değilsiniz. Hiçbirimiz öyle değiliz. Baktığımız zaman bizim modelimiz üzerinden Türkiye'deki seçmenlerin 1/3'ü bir fikri beraberlik, ideolojik seçmen diyoruz biz, bir fikri beraberlikle oy veriyor. Hani solum diyor, sosyal demokratım diyor, tercihi belli ya da işte ben milliyetçiyim diyor vesaire gibi. 1/3 kabaca. Her partinin içinde ağırlıkları değişir ama Türkiye'deki toplam 60 milyona yakın seçmen üzerinden konuşuyorum. Yine bizim akvaryum diyorum ben, kusuruma bakmazsanız, bu okumuş yazmış Türklerde çok yaygın şöyle bir kanaat var. Bu toplum hep liderin peşinden gider, lider çok önemli diye. Halbuki bizim tespitimiz şudur ki 1/4 seçmenin, yani aşağı yukarı 15 milyon seçmen lider üzerinden, liderci seçmen diyoruz biz, lidere bakarak oy veriyor. Örneğin AK Parti'ye oy veren insanların %40'ı doğrudan lider üzerinden ilişki kurarak veriyor da, CHP'ye oy veren insanların içinde lidere bakarak oy veriyorum diyen %5'ler mertebesinde. Farkı da anlatabildim mi? Bir %20 mertebesinde, yani 11-12 milyon civarında bir seçmen grubu var ki biz taraftar seçmen diyoruz. Yani
o partiye oy vermesinin bir rasyonel gerekçesi falan yok. Ne programı bilir ne adayları bilir ama duygusal olarak, ama biz geleneksel olarak hep İnönü'ye oy veririz der. Veya işte Kürtler kimlikleri üzerinden duygusal olarak HDP'nin ekolojik politikalarını anladığı için değil, onayladığı için de değil. Ama Kürt olduğu için kimliğinden oy verir. Aşağı yukarı 11-12 milyon civarında insan. Duygusal seçmen, taraftar seçmen diyoruz biz. %11-12 civarında benim gibi her şeyi bildiğini varsayan ama hiçbir nane bilmeyen, sonunda da seçimde de herkese kıza kıza gidip birisine oy verenler var. Yani bilinçli ama partisiz seçmen diyebileceğimiz. Saygı Bey'in sözünü ettiği gibi olan yine bir %10 seçmen var. Son dakikacı diyoruz biz. Yani gazetelerin sadece spor sayfalarını okuyan, kahveye oturduğu zaman sadece spor haberleri etrafında tartışan, münazara yapan son dakikacı seçmen dediğimiz, işte o kampanyalar, vaatler, ortalığı asılan o plastik bayraklar, afişler o %10'un içinden alacakları payı belirliyor bir kere. Bir başka analiz üzerinden bir şey daha söylememe izin verin. Her parti üzerinden baktığımız zaman, yani diyelim AK Parti üzerinden 60 milyon seçmene baktığınızda, bir partinin çekirdek seçmeni dediğimiz seçmenleri var. Yani ya Tayyip Erdoğan'a sadakati, inancı, güveni, ya fikren ben işte muhafazakarım, dindar muhafazakarım demesi, şu veya bu nedenle o veya bu biçimde partiyi eleştirse bile oyundan vazgeçmeyecek bir çekirdek seçmen var. Bir sempatizan seçmen var. Yani parti eleştirileri olan, aslında belki de fırsat bulursa gidebilecek olan, bir de diğer partilerin sempatizanları ve çekirdekleri var. Benim zaman zaman AK Parti'de çözülme var dediğim şey, işte tam da bu AK Parti'nin çekirdek seçmeninde çözülme olduğudur. Yani bir zamanlar tek başına her 100 seçmenin 35-38 kişisi aralığında bir büyüklük, tabanca dayasınız AK Parti'den vazgeçmeyecek iken, bu bugün önemli. Çok ciddi biçimde azalmış durumda. Yani partiye karşı hala AK Parti'ye oy vereceğim dese bile bir ankette ya da bir tartışmada, fikren ve aklında bir şeyleri ölçüp tartmaya başlamış, şikayetlere başlamış, yetmiyor demiş, ekonomik krizi bak yönetemiyorlar demiş, bu kadar da olmaz canım, bu kadar da muhalefete düşman muamelesi yapılır mı demiş falan. Anlatabildim mi? Dolayısıyla artık bugün Türkiye'deki geldiğimiz yerdeki bu kimlikler ve kutuplaşma meselesinden dolayı seçmen geçişlilikleri çok düştü. Ve ama önemli bir dinamik değişiklik var Ayşe Nurhan. Dikkatinizi çekmek istediğim, sizin de Veysi Bey'in de Saygı Bey'in de, o da şu. Yerel seçimlere kadar, yani 2019 yılına kadar bu seçmendeki kutuplaşma, bulunduğu blokun ya da pozisyonun aşkıyla bulunduğu pozisyonun partilerine doğru gitmek ve o ilişkinin pozitif bir duygudan yeşermesi idi. Ama yerel seçimlerde gördüğümüz şey, örneğin yerel seçimlerde mesela İstanbul'da Ekrem İmamoğlu Bey'in bu kadar fark atmasının sebebi iktidar bloku seçmeninden oy alması değildir. Tam tersine yerel seçimlerdeki temel belirleyici dinamik, herkes kendi kutbundaki partilerden artık şikayet etmeye başlamış. Yetmiyor bana, ülkeye, dertlerimizi çözmeye de yetmiyor bu pozisyon diye bir biçimde hissiyat başlamış. Ama karşı bloka geçmek konusunda korkuları var. Yani biz negatif kimliklenme diyoruz. Yani siz burada yağmurda kaldığınızın farkındasınız. Karşı kaldırımdaki evin çatısının altına doğru koşmak arzunuz var. Ama giderseniz oraya, onlar beni o çatının altına almayacaklar korkusuyla hala bu çatıdan ayrılamıyorsunuz. Yani egzajere ediyorum ama derdimi anlatabilmek için söylüyorum. Tabii, tabii, tabii. Şimdi bugün bu negatif kimliklenmenin bir adım ötesi artık partilerinden çözülmektir. Bu ağırlıklı olarak AK Parti'de görülüyor, doğru. Ama bir yandan da zaman zaman kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışıyorum. Muhalefet blokunda da görünüyor. Aynı yoğunlukta, aynı dozda değil elbette. Ama muhalefet blokunda bile aynı azalmaları görüyoruz. Bu ne demek? İnsanlar ve toplum giderek siyaset marifetiyle bu sorunları çözebileceğimize olan inancını kaybediyor. Ve ben ülkenin geleceği için daha riskli gördüğüm şey, durum da budur. Çünkü siyaset dışında bu meseleleri çözemeyiz. Dolayısıyla siyasete yüklenmek, siyaseti dönüştürmeye çabalamanın dışındaki her yol yanlıştır ve doğru değildir. O zaman İnsanların yeniden siyasetten medet umması, umut yeşermesi için muhalefetin de onlara ne vaat ettiği önemlidir. Çok özür diliyorum. Sevgili Saygı, şimdi bir
hani emri vaki olacak ama yarın beraber olabilir miyiz? Şu menzili bir konuşmak istiyorum seninle. Gene Skype'den peki bağlanabilir miyiz hayatım? Olur, memnuniyetle. Çünkü Bekir Ağırdır'a da çok teşekkür ediyorum. Sizden de bir stüdyo için söz alabilir miyim? İlerisi için. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Ayşen Hanım. Sağ olun. Saygı Bey'e, Beysi Bey'e de saygılar size de. Çok teşekkür ederim. Benden de selamlar hepinize. Çünkü Babacan Kılıçdaroğlu görüşmesi sona erdi. Basın toplantısı başladı. Babacan sağlıklı görünüyor maşallah. Çünkü koronadan bir parça rahatsızdı, hatta tedavi görmüştü. Bir dönelim oraya. Bakalım Beysi ile konuşmaya vaktimiz kalacak mı? Çok teşekkür ediyorum. Ve hemen sözü kendisine veriyorum. Buyurun. Çok teşekkürler Sayın Genel Başkan. Genel Başkan ve arkadaşları bizi güzel ağırladılar. Çayımızı, kahvemizi içtik. Tabii ağırlanmanın ötesinde Türkiye'nin yaşadığı koşullar var. Ekonomi konusunda, sağlık konusunda, dış politikada, eğitimde. Pek çok sorun görüşüldü, tartışıldı, karşılıklı düşüncelerimizi birbirimize aktardık. Dolayısıyla Sayın Genel Başkan'a ve çalışma arkadaşlarına Türkiye'nin sorunları konusunda düşüncelerini aktardıkları için, çözümleri aktardıkları için yürekten teşekkür ederim. Deva Partisi siyaset dünyamızın yeni bir yıldızı. Dolayısıyla henüz kuruluş aşamasında, umarım kısa süre içerisinde gerekli kongreleri yapıp siyaset dünyamızda yerini alacaktır. Kendilerine, çalışma arkadaşlarına yürekten başarı dileklerimizi iletiyoruz. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet, değerli arkadaşlar, bugünkü görüşmemizde Türkiye'nin genel sorunlarını ele alıp fikir alışverişinde bulunduk. Gerçekten ne açıdan baksak ülkemizin insan hakları konusunda, özgürlükler konusundaki sıkıntıları hızla büyüyor. Ve ifade özgürlüğü belki de bu sorunların en başında geliyor. Yani demokrasi dediğimizde tabii sadece seçimden seçime, sandıktan sandığa yürüyen bir süreç değil. Demokrasi aynı zamanda özgür basınla, sivil toplum kuruluşlarıyla, sivil inisiyatifle, meslek örgütleriyle beraber yürüyen bir süreç. Maalesef sivil toplum kuruluşları da başta olmak üzere basın üzerindeki baskılar ülkemizin ifade özgürlüğü üzerinde ciddi bir sıkıntılı ortamı oluşturdu, oluşturuyor. Problemlerini konuşamayan ülkede o problemlere çözüm bulmak konusunda tabii ki güçlük çekiyor. Yargı sistemimiz üzerindeki baskılar malum, hukukun üstünlüğü ilkesi izlenmediği zaman ülkenin anayasası dahi bazen göz ardı edildiği zaman kurallı ve ilkeli bir yönetimden kuşkusuz bahsedemiyoruz. Bir hukuk devletinden bahsedemiyoruz. Ekonomimizle ilgili sorunlar büyük. Gittikçe de büyüyor. Eğitim, hele hele okullar açıldıktan sonra sizler de izliyorsunuz. Pandemi dönemiyle beraber ciddi sorunlarımız var. Sağlıkla ilgili ciddi problemlerimiz var. Bu sağlıkla ilgili kısmı özellikle pandeminin sağlık yönetim açısından baktığımızda hem güven açısından sorun var, hem yönetim açısından sorun var. Yani nereden baksak ülkemiz her alanda ciddi sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Dış politikada bu alanlardan bir tanesi. O konuda da kısa bir değerlendirme yaptık. Ülkenin itibarı güçlü olmayınca ve yalnız kalınca gerçekten ulusal çıkarlarımız her alanda zafiyete uğruyor ve ülkemiz maalesef kaybediyor. Partimizin kuruluş süreci ve arkasından teşkilatlanma süreciyle ilgili de Sayın Genel Başkan'a kısa bir bilgi verdim. Biliyorsunuz bugüne kadar 75 ilimizde kurucu heyet görevlendirdik. 300 üzerinde ilçede kurucu heyet görevlendirdik. İlçe kongrelerimiz bir aydır devam ediyor. İl kongrelerimiz başladı. İki ilimizi tamamladık. Cumartesi günü ben Diyarbakır'da olacağım inşallah. Diyarbakır İl Kongremiz için. Arkasından hemen pazar günü de Batman ve Bitlis kongrelerimiz var. Bu şekilde her hafta 2-3 ile devam edeceğiz ve mümkün olan en kısa zamanda da birinci büyük kongremizi inşallah tamamlayacağız. Evet, ben tekrar bu nazik ziyaret için çok çok teşekkür ediyorum. Ve özellikle hastalığım sürecinde Sayın Genel Başkan birkaç kere beni telefonla aradı, durumumu sordu. Bunun için ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, sorusu olan varsa basın mensuplarından birkaç soru alabiliriz. Buyurun lütfen.
Bir de sorunuzu bana mı, değerli genel başkanım mı soruyorsunuz? Onu da söylerseniz daha kolay yürür süreç. Balaete, sorum her iki genel başkana da olacak. Muhalefet olarak eleştirilerinizin ilk başında ekonomi geliyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan da ekonomik sıkıntılar yaşayanlar için müminin görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta sabretmektir. Gerçek mümin acıyı bal eyleyendir dedi. Sorum her ikinize de, o sözleri nasıl değerlendirirsiniz? Buyurun. Mümin alçak gönüllüdür. Mümin kul hakkı yemez. Mümin bu ülkede yatağa aç giren çocuklar varsa sarayda oturmaz. Bir insanın söylemiyle eyleminin örtüşmesi gerekiyor. Söylemi farklı, yaşam tarzı farklıysa orada riya vardır, ikiyüzlük vardır. Dolayısıyla ben Erdoğan'ın söylemlerinin ciddiye alınacağını düşünmüyorum. Evet, değerli arkadaşlar, hükümetlerin görevi vatandaşlarımızın yokluk karşısında sabretmesini istemek değil, vatandaşlarımıza mümkün olan en yüksek yaşam koşullarını, en yüksek refah seviyesini sunmaktır. Bunu yapamayıp da yokluğa karşı sabredin diye nasihatta bulunmak bir hükümetin görevi değildir diye düşünüyorum. Efendim, sorumlu Sayın Kılıçdaroğlu'na olacak. Doğu Türkistan'a yönelik Çin baskısına karşı uluslararası toplum harekete geçti ve çağrı mektubuna imza attı. Bu imzanın içinde 39 ülke var, ancak Müslüman yoğunluğu fazla olan ülkeler arasında yalnızca Arnavutluk ve Bosna Hersek var. Onun dışında Müslüman başkentler yok bu çağrıdaki imzanın altında. Ve Türkiye'de bu çağrıya imza atmayan ülkeler arasında. Bununla ilgili yorumunuzu öğrenmek isterim. Teşekkür ederim. Uygur halkına yapılan zulmü asla kabul etmiyoruz. Türkiye'nin bu konuda duyarlı olması lazım. Ama madem bu soruyu sordunuz, özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin Erdoğan'a çağrı yapması lazım. Bu anlaşmanın altına imza at diye. Eğer kendisi gerçekten de bütün dünyadaki Türklerin hakkını koruma gibi bir işlev yüklenmişse. Bekliyorum ben. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Ali Yağız Baltacı, Kanal B Televizyonu. Benim sorum Sayın Kılıçdaroğlu'na olacak. Efendim, kurultay konuşmanızda çok ses getiren bir ifade kullanmıştınız. Dostlarımızla birlikte iktidar olacağız ifadesi, evet, kullanmıştınız ve bu ifadeniz kamuoyunda ses getirmişti. Ve çeşitli yorumlar yapıldı bu ifadenize. Özellikle Demokrasi ve Atılım Partisi ile yakın gelecekte bir ittifak ihtimal üstünde duruldu. Nitekim parti meclisini oluştururken Deva Partisi ile uyumlu çalışacak bir ekip üzerinde durduğunuz yönünde yorumlar yapıldı. Sizin Deva'ya bakışınız nedir? Böyle bir ihtimali nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Öncelikle şunu ifade edeyim. Dostlarımızla neyi kastettiğimi daha sonra grup toplantısında açıklamıştım. Bu ülkenin çiftçileri, işçileri, emeklileri, efendim sanayicileri, esnafı, bütün bunlarla birlikte biz iktidar olacağımız vurgusunu yaptık. Elbette Deva Partisi yeni kuruluyor. Dolayısıyla bugün sadece ziyarete geldik. Herhangi bir ittifak görüşmesi ya da ittifak söz konusu da olmadı. Bugün içinde zaten bir ittifak gündemde değil. Ancak seçim satımı haline girersek belki oturulur, seçim yasasında değişiklik yapılmazsa, ki o konuda da bazı çalışmaların yapıldığını biliyoruz. Belki o dönem gündeme gelebilir, diğer partilerle oturulur, konuşulur. Ama bugün asıl olan Türkiye'nin sorunlarına nasıl bakacağımızdır, sorunları nasıl çözeceğimizdir. Dolayısıyla Deva Parti ayrı parti, biz ayrı partiyiz. Dolayısıyla iki partinin ekonomiye bakışı, eğitime bakışı, dış politikaya bakışı, tarıma bakışı, sağlık sistemine bakışı farklı olabilir. Buyurun lütfen. Efendim, benim sorum da her ikinize olacak. Üç ayrı sorum var. Meclisteki sandalye sayısı 15 azaldı ve yeni milletvekilleriyle ilgili de fezlekeler var. İlerleyen süreçte bir ara seçim ihtimali belirir mi? Ve aynı zamanda bu bir genel seçime evrilir mi? Bununla ilgili düşüncelerinizi almak istiyorum. Diğer bir sorum da, dolar 8 liraya dayandı. Ocak ayından bu yana %60 bir artış var. Sayın Bakan, ben dolara bakmıyorum diyor ama siz doların geldiği bu noktaya nasıl bakıyorsunuz? Ekonomik
gelişmeler ışığında. Son sorumda GATA'da başhekim yardımcısının sosyal medya paylaşımlarından sonra bir tartışma başladı. Gerçi görevden alındı ama o göreve nasıl getirildi, nasıl yükseldi tartışmaları ışığında bir tarikat yapılanmasından bahsediliyor. Özellikle de Sağlık Bakanlığı içinde menzil tarikatının yoğun olarak aktif olduğu, bu konudaki görüşleriniz. Buyurun. Son sorudan başlayayım ama diğer soruları unutursam tekrar size soracağım. Önce şunu ifade edeyim. Devlette liyakat sistemi çok önemlidir. Liyakatin olmadığı bir yerde insanlar bilgileriyle, birikimleriyle, deneyimleriyle değil, başka gerekçelerle belli mevkilere gelirler. Şu anda Türkiye'yi yöneten siyasal iktidarın gündeminde liyakat yok, yandaşlık var. Dolayısıyla oraya kendisine sürekli destek veren kişileri getirip önemli makamlara oturtabiliyor. Bu devletin saygınlığına da, devletin yurttaşa hizmet etmesine de gölge düşürüyor. Bu tür insanlar aynı zamanda kamudan hizmet alırken bir ayrımcılığa tabi tutulduğunu da görürler. Bunun tanıklarından birisi de, daha doğrusu bunu hep birlikte gördük, birisi de Sağlık Bakanlığı'na atanan bu zat. Kim getirdi, kim götürdü? Üç aşağı beş yukarı hepimizin yakından izlediği bir olay. Dolar tırmanıyor, ondan söz ettiniz. Ben bu konudaki açıklamayı Sayın Babacan'a bırakarak şunu ifade edeyim. Büyük bir ihtimalle Erdoğan'ın söylediği faiz düşerse dolar da düşer demişti. Merkez Bankası Başkanı'nı da görevden aldılar. Demek ki bu Merkez Bankası Başkanı'nı da görevden almak lazım. Faizi sıfırlamadı. Faizi sıfırlasaydı belki dolar hiç bu kadar yükselmezdi Erdoğan'ın düşüncesine göre. Dolayısıyla bakalım dolar nereye gidecek, ekonomi nereye gidecek, sanayi nereye gidecek, fiyatlar nereye uçacak. Doğru, bir şey pik yapıyor ama gördüğümüz kadarıyla döviz pik yapıyor. Ülke yönetilmiyor, işin gerçeği. Ülke yönetilmiyor. Yönetilmeyen bir ülkeyle karşı karşıyayız. Fakirin fukaranın ne çektiğini Erdoğan bilmiyor. Erdoğan sarayında oturuyor. Bir eli yağda, bir eli balda. Efendim, esnaf perişan vaziyette, çiftçi perişan vaziyette, sanayici geleceği göremiyor. Efendim, sanayici yatırım yapamıyor. Türkiye yönetilemez konumda. Bakın, bugün Karar Gazetesi'nde bir fotoğraf var. Erdoğan'la yurt dışından gelen bir yöneticinin ya da bir iktidar temsilcisinin fotoğrafı var. Erdoğan'ın onun önünde nasıl eğildiğini görüyorsunuz. Niye eğiliyor? Para için. Para için. Bu benim ağrıma gidiyor. Benim ağrıma gidiyor. Bir siyasi rakibim oluyor Erdoğan ama o bir başka devlet adamının önünde para için bu kadar eğilmemeli. Bu benim ağrıma gidiyor. Üçüncü soru neydi? Ama seçim, zaten bir süre sonra Türkiye seçim gündemini konuşmak zorunda. Yönetilemeyen bir Türkiye var. Gittikçe ağırlaşan bir fatura var. Bu faturanın altından kalkmak bu iktidarın yapabileceği bir şey değil. Dolayısıyla topluma daha ağır bir fatura çıkmasın diye aslında normalde aklı başında bir siyasi yönetim bir süre sonra seçime gitmek durumunda kalabilir. Evet değerli arkadaşlar, ben de Sayın Genel Başkan'ın cevaplama sırasıyla gideyim. Eğer konu devlet yönetimi ise devlette personel işe alma, üst düzey atama, terfi ise buradaki kriterin sadece ve sadece ehliyet ve liyakat olması lazım. Zaten biz biliyorsunuz mülakat sisteminin tamamen kalkması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü mülakat sistemi referansı, eşi dostu ahbabı olmayı ya da iktidar partisinin referansıyla işe girmeyi maalesef sıradanlaştıran bir uygulamayı şu anda karşımıza getirmiş durumda. Ve ehliyet ve liyakata dayanmayan bir kamu personel sisteminin bu ülkeyi her alanda daha da çıkmaza sokacağı, daha kötüye götüreceği çok açık. Birincisi bu. İkincisi piyasalardaki gelişmeler. Biliyorsunuz Merkez Bankası 1 Ocak'tan itibaren, ki veriler eskisi kadar şeffaf değil, eskisi kadar böyle herkesin anlayacağı şekilde yayınlanmıyor. Merkez Bankası doğrudan müdahalelerine kamu bankaları devreye sokuluyor ama piyasa analizlerine şöyle baktığımız zaman 1 Ocak'tan itibaren yaklaşık 120 milyar dolarlık bir
döviz müdahalesi var. Yani Merkez Bankası'nın rezervlerinden 120 milyar dolarlık bir müdahaleden bahsediyoruz. Ne için? Kuru belli seviyelerde tutmak için ve para politikası yanlış bir yerde dururken kur odaklı bir uygulama ve politika bile diyemiyorum adına, kusura bakmayın çünkü ekonomi politikasından söz etmek mümkün değil. Günlük adımlar, rastgele adımlardan ancak bahsedebiliyoruz burada. Böyle bir tabloda Türk lirasının değer kaybetmesi mukadder. Yani paramızın değer kaybetmesi kötü yönetimin sonucunda gayet işin doğal akışında var. Ve biliyorsunuz yıllarca faiz enflasyonun sebebi dendi. Faizi düşsün ki enflasyon düşsün dendi. Bu Merkez Bankası faiz için bu söylendi yıllarca. Şimdi baktık ki 2 hafta önce Merkez Bankası 2 puan faiz artırdı. Aynı teoriden gelirsek, Sayın Cumhurbaşkanı'nın teorisinden gelirsek, Merkez Bankası 2 puan faizi artırınca enflasyon artacak. Peki madem enflasyon artacak, zaten hayat pahalı var, niye siz bu faizi artırdınız? Dolayısıyla tamamen çelişkilerle dolu, tutarsız bir ekonomi ve finans uygulamasından burada bahsediyoruz. Ehliyet, liyakat orada da önemli. Maalesef kurumlar itibarını kaybetmiş durumda, ekonomiyle ilgili kurumlar. Bağımsız olması gereken kurumlar artık bağımsız çalışmıyor. Direkt hükümetin talimatıyla yanlış işler yapıyorlar ve sonucunda da orta dilek yıkılıyor. Şu anda orta dilek yıkılıyor arkadaşlar maalesef. Esnaf, çiftçi, küçük işletmeler. Bir de bu pandemi döneminin de kötü yönetilmesini eklediğinizde gerçekten işsizlik şu anda ülkenin en önemli sorunu. 1 numaralı sorun. Geniş tanımlı olarak işsizliğe baktığımızda 1/3'e yaklaşan, yani tam arkadaşlarımızın hesaplaması %34.8 bir geniş tanımlı işsizlik söz konusu ve hayat pahalılığı. Yani yeni enflasyon açıklandı. Artık bu enflasyon rakamlarını ben takip etmiyorum. Hiçbir anlamı yok açıklanan rakamların. Ve bir ülkenin, bir devletin açıklanan resmi rakamlarına güven olmaması felaket bir tablo. Güven olmayınca ekonomi olmaz, güven olmayınca istihdam oluşmaz, güven olmayınca yatırım olmaz. Son konu, zaten daha önce de biz açıkladık, yani 2023 yılına kadar anayasada öngörülen seçim tarihine kadar ülkenin ne ekonomik sisteminin, ne finansal altyapısının, ne siyasi meşruiyetinin, mevcut yönetimin siyasi meşruiyetinin devam etmesi, dayanması mümkün değil. Yani er ya da geç bir vaktinden önce bir seçim söz konusu olacak. Ha, biliyorsunuz ara seçimin kuralları var. Mecliste belli aritmetik oluştuğunda zaten ara seçim gerekiyor, gerekebilir, tercih edilebilir. Bunları biz sadece şu anda 7 ay önce kurulmuş bir siyasi parti olarak biz izliyoruz. Hızlı bir şekilde kendi teşkilatlarımızı tamamlayıp seçimlere girmeyi hak eden bir siyasi parti olmak için çalışıyoruz. İsterseniz varsa son bir soru alalım, ondan sonra kapatalım. Şöyle en arkada sizin sorunuzu alalım, buyurun. Teşekkür ederim. Yol TV. Siz de konuşmanızın başında hukuk devleti vurgusu yapmıştınız. Benim de sorum her iki genel başkana. Adalet Bakanı'nın bugün bir açıklaması oldu. Bahçeli'nin AYM çağrısıyla ilgili. Demokrasi üstünlüğü için her türlü değişiklik yapılabilir dedi. Hem bu konuda yorumunuz ne olacak, hem de konunun meclise gelmesi durumunda tavrınız ne olacak? Bunu soracaktım. Teşekkür ederim. Allah aşkına Türkiye'nin gündemine. Ya milyonlarca işsiz var ya, milyonlarca işsiz. Devleti yönetemiyorlar. Kime dokunsan ah işitiyorsun. Bunların derdi Anayasa Mahkemesi. Niçin? Gündem değiştirecekler. İstiyorsanız değiştirin, getirin meclise. Getirsinler meclise bakalım. Bahçeli Anayasa Mahkemesi ile uğraşacağına niye Uygur Türklerin hakkını savunmuyor? Neden Erdoğan'a diyor ki şu anlaşmayı imzalamazsan ben bir daha sana destek vermem? Niye diyemiyor? Körü körüne bağlılık olmaz. Deneme sınama yöntemiyle de devlet yönetilmez. Devlet bilgiyle yönetilir, bilgi birikimle yönetilir, hukukun üstünlüğüyle yönetilir, insana saygıyla yönetilir. Herkesin işi var mı, herkesin aşı var mı bu? Bu anlayışla yönetilir. Her kuruşun hesabı vatandaşa verilir. Bunları tamamen bir tarafa atacaksınız. Anayasa Mahkemesi benim istediğim şekilde karar vermedi. Ne yapalım? Anayasa Mahkemesi'ni değiştirelim. Değiştirin. Zaten bir darbe sürecini yaşıyoruz biz. 20 Temmuz sivil darbe süreci yaşıyoruz zaten. Ya değiştiriyorlarsa, güçleri varsa değiştirsinler zaten. Evet, belki kısa bir ekleme yapmam gerekirse, bu son süreçte yani hükümet tarafından Anayasa Mahkemesi Başkanı'na da biliyorsunuz şahsen hedef alınarak
bir tehdit vardı. Kendi şahsi güvenliğiyle ilgili bir tehdit vardı. Yani bir yüce mahkeme hükümetin içine gelmeyen, istemediği bir kararı aldı diye güvenlikle ilgili o mahkeme başkanının hele hele o konudan sorumlu hükümet üyesi tarafından tehdit edilmesi, bu kabul edilecek bir şey değil arkadaşlar. Dolayısıyla bizim yargımız, üst yargı dahil işini yapacak, hükümet de kendi işini yapacak. Bir sürü problem var memleketin. Gitsinler o problemleri çözmekle uğraşsınlar. Anayasa Mahkemesi'nin yapısıyla uğraşacaklarına. Dünyada bir sürü problem var. Bugün işte Uygur Türklerinin yaşadıkları insan hakları ihlalleri bütün dünya biliyor. Ama bugünkü hükümet niye hiç konuşmuyor? O konu niye gündemlerinde değil? Bunu özellikle bir incelemenizi, sorgulamanızı ben tavsiye ederim medya mensupları olarak. Son soru dedik ama tercih sizin. Size birkaç bağlı, soru daha alabiliriz ya da kapatabiliriz. Siz nasıl isterseniz. Konuğunuz efendim, ya kararı siz vereceksiniz. O zaman şöyle çok kısa kısa olsun arkadaşlar. Tabii. Ya da kaç kişi söz alacak onu bir şöyle bakalım. Bir, iki, o zaman son iki soru diyelim. İlave bir şey almayalım. Buyurun. Haber Global, Selen Yalaz. Efendim, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın müşaviri Murat İde gözaltına alındı. 2015'te yazdığı bir yazı nedeniyle. Gerçi siz kendisini arayarak telefonla geçmiş olsun mesajlarınızı ilettiniz ama siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu gözaltını? Asla doğru bulmuyorum. Asla. Hukuk devletinin olmadığı yerde bu tür olaylarla karşılaşmak doğal. Ama biz doğal görmüyoruz. Çünkü hukuk devletinin askıya alındığı bir süreci yaşıyoruz. Yargı baskı altında, devletin bürokrasisi baskı altında. Eğer birisi iktidarın hoşuna gitmeyen bir yazı yazmışsa sabahın köründe evi basılır, gözaltına alınır, içeride tutulur. İster gazeteci olsun bu, ister sıradan vatandaş olsun. Bu tür tablolarla maalesef karşılaşıyoruz ve bundan sonra da karşılaşacağız. Murat evet. İde'ye de geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha ifade etmek isterim. Evet, bu tam gerçek son soru, buyurun. Benim sorum da her iki genel başkana da olacak. Bugün Kapalımaraş'ın sahil kısmı 46 yıl sonra yeniden açıldı. Bu konuya ilişkin bir değerlendirmeniz olacak mı efendim? Teşekkürler. Pardon. Kapalımaraş'ın sahil kısmı efendim. Maraş. Kıbrıs'tan bahsediyorum. Maraş. Kıbrıs efendim. Kapalımaraş'ın sahil kısmı efendim. Anladım. Açıldı. Bir değerlendirmeniz olacak mı? Teşekkürler. Maraş'ın tamamının açılması lazım. Niye sahili açıyorlar? Niye tamamını açmıyorlar? Maraş'ın tamamını açacaklar. İki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün ülkeler nezdinde girişimde bulunması lazım. Bunu yapacaklar. Madem Katar'la bu kadar dostsun, Katar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanısın. Diğer dost olan ülkeler var, onlar da tanısınlar. Tanıyan bildiğim kadarıyla sadece Pakistan. Niye diğerleriyle ilgili bir girişim yapılmıyor? Yapılsın. Dolayısıyla ben Maraş'ın tümüyle hizmete açılmasını isterim. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı'nın yeni bir bakış açısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünya çapında tanınması için bütün dost ülkelerle ilişki kurmasını isterim. Girişimde bulunmasını isterim. Evet değerli arkadaşlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim son derece önem verdiğimiz ve yavru vatan diye tarif ettiğimiz ilişkilerimizin son derece iyi olduğu ve aynı zamanda uluslararası camiada da sürekli desteklediğimiz, arkasında durduğumuz kardeş ülke ve biz onları tam ülke olarak biliyorsunuz, tanıyoruz, ilişkilerimiz tam. Ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha çok ülke tarafından tanınması ve nihayetinde bu Kıbrıs sorununa çözüm üretilmesi ancak ve ancak itibarlı bir Türkiye ile mümkün. Yani Türkiye itibarlı olacak, diplomasi gücü olacak, uluslararası ilişkilerde, siyasi ilişkilerde etkili olacak, güvenilir bir muhatap olacak ki Kıbrıs'la ilgili sorunlar masaya yatırılsın, çözülsün ve uluslararası kabul edilmiş nihai bir çözüme Kıbrıs kavuşabilsin. Ancak şu andaki yönetimin genel yaklaşımı tamamen düşmanlıklar üzerinden, taraflaşmak üzerinden. Yani bizim yıllarca dış politikadaki düsturumuz yurtta sulh, cihanda sulh idi. Şimdi yurtta ayrıştır, kutuplaştır, taraf ol.
Bölgede ayrıştır, kutuplaştır, taraf ol. Dünyada ayrıştır, kutuplaştır, taraf ol. Şimdi atılan bazı adımları da bu perspektiften görmek lazım. Ama ben Kapalımaraş bölgesini bundan 2 sene önce ziyaret ettim. Ailemle beraber gezdim, dolaştım. Gerçekten orada çözümsüzlüğün getirdiği tamamen harap olmuş bir tablo söz konusu. Kıbrıs Adası'nın çok güzel bir sahili, güzel bir bölümü. Zaten bir zamanlar biliyorsunuz Beyrut ve Maraş, yani iki önemli turizm merkeziydi Doğu Akdeniz'de. Çok güzel zamanındaki o yıllarda yapılmış, 60'lı yıllarda yapılmış, 70'li yıllarda. Muhteşem konaklama tesisleri var, altyapı var. Hiç girilmemiş ama o altyapı tamamen yani adeta şu anda çökmüş durumda. Dolayısıyla Kapalımaraş bölgesinin bir şekilde ekonomik olarak da siyasi olarak da kazandırılması ve aktif hale getirilmesi lazım. Tabii keşke bu topyekün bir çözüm içerisinde, adayla ilgili topyekün bir çözüm çerçevesinde yapılabilse ama kısa vadede de böyle bir şey olmayacağı için biz de şu anda gelişmeleri yakından izlemekle yetiniyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz tekrar. Hem Sayın Genel Başkan'a, değerli konuğumuza ve beraberinde ona eşlik eden değerli arkadaşlarına, Genel Başkan Yardımcılarına da bu ziyaretler için tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Ve sizlere de başarılar diliyorum, iyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun.